Cengiz benim söyleyeceklerimin büyük bir kısmını söyledi. Şimdi dolayısıyla ben çok daha böyle şey sohbet edelim diye yaptım. Sağ olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Mutlu ettiniz bizi. Şimdi ben bizim arkadaşlara şey dedim. Ya çalışan gazeteciler dedi, sevgili Gül de yeni ayrılmış işten. Dedi ki, başkanım istifa edenler gelemiyor mu dedi. Geliyor dedim ben de. Şimdi çalışan gazeteciler dedi Gül. Ama bana göre gazeteci olup bir gazetenin çalışmadığı, gün yok, zaman yok, saat yok, her an, her bir şekilde çalışmalı. Niye? Haber kaçtı mı gazeteciliğin bir anlamında kalmıyor. Yani işin doğrusu o. Herkes haber peşinde. Ve de en doğrusunu ve de herkesten önce de yakalamak derdinde. Yine ben sizlerin emeklerini çok iyi biliyorum. Yani alandaki yapmak zorunda olup da bunu çok daha büyük bir hazla yapmanızı. Ama bu arada İşte işin içine patronlar girince iş sulanmaya başlıyor. Ve de patronlukta biliyorsunuz her şeyde çar maksimumdur. Sistem öyle çünkü. Ve de bir sürü de sebep söylenir. Yani karın yüksek tutulma gerekçesi olarak bir sürü şey söylenir. Ama sonuç itibariyle de gazeteci, yani bu işin emekçisi, emeğini en fazla veren en yoğun çalışır olmasına rağmen en az payını alır ama o yine de kalemini bırakmaz, devam eder. Bununla ilgili sevgili Cengiz'in de okuduğu ama benim Mustafa Kemal Atatürk, Yaşar Kemal'den ve de Uğur Mumcu'dan söyleyeceğim birkaç şey var. Hatta Sedat Simavi gazetecilik anlayışının ne olması gerektiği konusunda, çünkü gerçekten çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'e göre gazetecilik, Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır, diyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu vasiyeti yerine getirmek her gazetecinin görevidir. Hatta Cumhuriyetin 2. yüzyılında en kısa, en doğru manşeti atan gazeteci de bana göre en büyük. Çünkü çıkacak o kadar çok şey var ki şu anda malzeme olarak yazabilen gazetecilerin yazması gereken. Yaşar Kemal gazeteciliğinde çok güzel şeyler var. Basın zanaat değil sanattır diyor. Basın zanaat değil sanattır. Yaratıcılıktır, dirençtir. Basın hiçbir çıkarın yanında olmamalıdır. Kendi çıkarı olsa bile işte basının özgür olması budur diyor. Röportaj yaratmadım benim için. Yaratmadan hiçbir gerçeğe varılamaz. İnce Mehmet neyse röportajlarım odur demiş Yaşar Baba. Sanatta olsun, politikada olsun, halkla birlikte yürürsen, onun sevgisini, dostluğunu, yaratıcılığını esas alırsan aldanmazsın. Ta Homeros'tan Yunus Emre'ye, Yunus Emre'den Nazım'a kadar bu böyle olmuştur. Halk insana biz buradan gider olduk, kalanlara selam olsun dedirtecek bir yürek vardır. Alabilene aşk olsun. Uğur Mumcu gazeteciliği, yani bunları tabii söylerken bir taraftan da yad ediyorum üstadları. Gazeteci, haber ve bilgi kaynağını en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir gazeteci. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur.
sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan gazetecidir. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi'nin ardından şöyle yazmıştı. Abdi İpekçi niçin öldü diye sormayın. Yarınlar için, yarınların özgürce yaşanması için öldü. Sedat Simavi, biliyorsunuz duayen, Türkiye'de gazeteciliğin duayen en büyüğü. Genç gazeteci arkadaşlarıma, bu meslek yorucu bir meslektir ama insan büyük bir zevkle çalışır, kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et, mecbur kalırsan kalemini kır, sakın satma. İşin özü bu değerli arkadaşlarım. Ben sizlerle yani olabildiğince şimdi eskisi gibi o gazetenin şıkır şıkır sayfalarının sesini duyamıyorsunuz tabii ama elektronik ortamda alabildiğince benim zamanımın en büyük kısmını da alıyor. Okuyabilmek, takip edebilmek, yarına özellikle yarını öğrenmek, bakın yarını öğrenmek diyorum. Sizin tahminlerinizin önemi çok büyük. Çünkü ben onları bir mühendis olmamda getirdiği şeyle araştırarak, veri toplayarak yarına hazırlık yapmama yardımcı oluyor. Ben onun için geldiğiniz için, katıldığınız için daha çok şey olmasına rağmen fazla bir şey de söylemeyeceğim. Çok mutlu oldum sizlerle birlikte olmak. Bu da benim şansım olsun bugün. Ve bu arada bir arkadaşlarımız biliyorlar ama bir duyuru da yapmış olayım. Yeni bir kütüphane kurduk Büyükdere'de. Adı Büyükdere Kütüphanesi. Büyükdere Kütüphanesi adını bizim yerel yönetimdeki inancımız olan katılımcılığın temel alınması gerektiği şeklinde ortaya çıktı. Şöyle ki biz yaklaşık bir hafta kamuoyunda yüzlerce kişiyle anketler yaptık. Sarıyer'de kütüphanenin adı ne olsun Büyükdere'de. Ve birinci sırada Atatürk Kütüphanesi çıktı. Ama Taksim'de var zaten Atatürk Kütüphanesi. İkinci sırada çıkan ismi. Yani Büyükdere Halk Kütüphanesi şeklinde çıktı. Halkı kaldırdık. Yani yok etmedik. Halk deyimini kaldırdık ve Büyükdere Kütüphanesi oldu. Sarıyer Belediyesi Büyükdere Kütüphanesi. Bunu size niye söyledim? Bence vakit buldukça nerede olursanız olun oraya uğrayın. Orada inanılmaz bir güzel ortam var ve de olur ya haber kaynağınız olduğunda veya haber yapmak için herhangi bir yayına, kitaba, uluslararası yayın da olabilir bu, ihtiyacınız olduğunda gelin biz temin ederiz size, sizin kullanmanızı sağlarız ve de böyle bir dayanışma içinde olunması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ve oranın bana göre havasını bir teneffüs edin. Çünkü her çeşit çocuk var. Özellikle küçük çocuklar büyük bir mutlulukla annelerin elinden tutup getiriyorlar oraya. Anne kucağına çocuğunu alıp kitap okuyabiliyor. Bunlar sürekli karşılaşılan şeyler. Ve bana göre ziyaret edilirse ve sizin adınıza gazeteciler de orayı ziyaret ediyorlar haberi olursa bizim için de en önemli haberlerin başında geliyor. Bir sürü yerel gazetecimiz var. Ben arkadaşlara şunu söylerim. Ya belediyenin her şeyini yazabilirler. Çok normal yazılsın ama eğer bir gazetecilik yapıyorsa önce haberi yazacak. Eğer yorumsa yorumu sonra yapacak. Ama haberin içine yorumla karışık haberi yaptığı anda o neyin doğru, neyin yanlış olduğu anlaşılamaz ki yanlış yerlere gider. Ama herkes, sizler eleştireceksiniz, bizler eleştirileceğiz ve bunu hazmedeceğiz, eleştiriyi hazmedeceğiz ve o eleştirilerden doğru yolu bulma şansı yakalar eğer insanlar objektif olursa. Ben onun için sizleri inanılmaz şekilde objektif takip etmeye çalışıyorum. Sizlerden kopya çekmeye çalışıyorum. Güzel sözleri hemen defterime yazıyorum. Ve konuşmalarımda da kullanıyorum. Ve dolayısıyla da
tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ortamdayız. Tam da böyle şehri, kıtaları ikiye ayıran Boğaz'da. Ve keyfini çıkarıyoruz şu anda. Havanın güzel olduğu bir günde sözünüz olsun. Hem burada hem yukarıda oturmuş olalım. Hep beraber. Yarınları da biliyorum çok güzel günler için konuşmuş olacağız. Her şeyin çok çok güzel olacağı güzel günler ve hepinize en yakınlarınızla birlikte yeni bir yıl diliyorum, yeni umutlar diliyorum ve güzel yarınlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.